Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmalara da konu olan İsrail katliamları tüm hızıyla devam ediyor ne yazık ki. Son suikastı Hizbullah da teyit etti. Direnişin füzelerden sorumlu komutanının şehit olduğunu duyurdu Hizbullah. Asıl tartışma ise İran ve Hizbullah arasında. Zira dini lider Hamenei'nin sözlerinin aksine Hizbullah hamisi İran'dan İsrail'i vurmasını istedi. Ancak yanıt hiç bekledikleri gibi olmadı. Hizbullah doğruladı. Füzelerden sorumlu komutan İbrahim Kubayşi, İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Hizbullah'ın misillemesi gecikmedi. Kadir 1 füzesinin hedefi Tel Aviv'deki Mossad karargahıydı. İsrail o füzeyi demir kubbe sayesinde engelledi. Suriye'den kalkan bir insansız hava aracı da Celile Denizi üzerinde düşürüldü. Lübnan'ı hedef alan saldırılar yine durmak bilmedi. Sivilleri yollara döken patlamalar bölgeyi yangın yerine çevirdi. Pezeşkiyan'ın İran desteği olmadan Hizbullah İsrail'i yenemez açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi. İddiaya göre Hizbullah İran'dan devreye girmesini ve İsrail'i vurmasını istedi ancak Tahran yönetimi bu talebi geri çevirdi. Gazzelilerle ortak kaderi paylaşan sürgündeki Lübnan halkına destek Türkiye'den geldi. Lübnan'ın talebiyle 48 saatten kısa sürede 30 ton tıbbi malzeme ve insani yardımı İsrail hücumuna maruz kalan Lübnanlılara ulaştırdık. İnsani yardım taşıyan uçak Beyrut Havalimanı'na ulaştı. Türk halkının Lübnan'a gönderdiği dayanışma mesajı çok önemli. Yalnız değilsiniz, sizinleyiz. Acımasız saldırganlık karşısında direncinize tam destek sunuyoruz diyorlar. Batı dünyasının sessizliğine inat, soykırımcı İsrail'in saldırıları pek çok şehirde protesto edildi. Vicdanlı Amsterdam ve Stockholm halkı da katliamlara karşı ses yükseltti. Gazze'deki acıları sonlandırma ve bu savaşı bitirme zamanı gelmiştir. Soykırım ordusunun bir numaralı destekçisi olmasa Biden'ın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki sözleri bile ikna edici olabilir. Gazze'deki masum siviller cehennemi yaşıyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti.